Merhabalar sevgili çocuklarım. Bugün sizlerle bir konu hakkında konuşacağız. Üzerine tartışacağımız ve konuşacağımız konumuz şu. Koleksiyon nedir? Hiç duydunuz mu bu kelimeyi? Koleksiyon nedir? Şimdi bakalım koleksiyon ne demekmiş acaba? Bir okuyalım bakalım. Koleksiyon, öğrenmek, bir şeyler öğrenmek, birilerine yarar sağlamak veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre ayrılmış eşyalar demekmiş. Şimdi ben size kendi koleksiyonumu göstermek istiyorum. Şimdi koleksiyon ne demekmiş? Şöyle düşünebiliriz. Hoşlandığımız veya zevk aldığımız bir şeyi biriktirmek. Yıllarca, uzun süre biriktirmek ve hepsini bir araya getirmek. Şimdi benim koleksiyonum, bakın böyle kutumun içine koydum sizlere göstermek için. Böyle daha önce gittiğim bale, tiyatro, sinema, opera, bunlar gibi birçok gösteriye gittim ve bunların biletlerini saklıyorum. Ve ileride baktığımda tarihlerine, konularına baktığımda bu beni çok mutlu ediyor. Mesela bakın masamın üzerine de koydum sizin için. Biriktirdiğim broşürler, gösteri biletleri, gösteri kartları ve programları. Bunları beraber biriktirmek beni çok mutlu ediyor. Peki acaba başka neler koleksiyon yapılabilir? Mesela yaprak. Değişik yaprakları kurutup biriktirebilirsiniz. Ama bu yaprakları uzun süreli tutabilmek için bir şeyler düşünmek gerekir, değil mi? Veya ayraç koleksiyonu veya taş koleksiyonu. Birçok konuda kendi zevkiniz neyse o. Şimdi ben size mesela biletlerimden bir tane göstereyim. Birkaç tane okumak istiyorum. Mesela bakın şöyle bir biletim var. Süreyya Operası'nda Alice Yıldızların Altında oyununu izlemişim. Hem de 2015 yılında. Başka bakalım. Yine Süreyya Operası çıktı. Giselle adında bir bale izlemişim. Saati, bilgileri ve üzerinde yazan şeyler hepsine bakınca ben çok mutlu oluyorum. Masamın üstünde de var. Mesela bakın elimde bir şehir tiyatrolarının oyun programı var ve 2016-2017 yılına aitmiş. Ne kadar eski. Biz şu an 2020 yılındayız. Ve ben daha da yaşlanınca tekrar bakacağım bu kutumun içine. Yine çok mutlu olacağım. Eski anılarımı düşünmüş olacağım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Hatırlıyor musunuz? Sınıfımızda ben size başka bir koleksiyonumdan daha bahsetmiştim. Şimdiye kadarki bütün öğrencilerimin resimlerini bir deftere yapıştırmıştım. Hepsini açıp incelemiştik. Sizin resimleriniz de var o defterin içinde. İleride onlara da bakıp hatırlayacağım ve çok mutlu olacağım. Birkaç tane daha göstermek istiyorum. Mesela Süreyya Operası'nın programı var elimde. Bu da 2014-2015 yılına aitmiş. Bakın ne yapmışım? Gideceğim gösterileri işaretlemişim. Gördünüz mü? Ve bunlara baktığımda, resimlerini gördüğümde, kiminle beraber gittiğimi hatırlıyorum. Bana ne hissettirdiğini hatırlıyorum ve çok mutlu oluyorum. Mesela Üsküdar Belediyesi'nin kütüphanesinin, pardon Beşiktaş Belediyesi'nin kütüphane etkinlikleri varmış bu kitabın içinde de. Hepsini düzenli bir şekilde biriktiriyorum ve ileride de hepsini saymak istiyorum. Acaba kaç tane gösteriye gitmişim? Hepsini atlamadan saklamak istiyorum. Bakalım belki gittiğim gösteriler bu kutuya sığmaz. Ne dersiniz? Şöyle bir kutunun, pardon şöyle bir dosyanın içinde saklıyorum. Belki dosyama sığmazsa yeni bir dosya daha açarım. Sizinle paylaşmaktan çok mutlu oldum bu bilgileri. Belki siz de bir koleksiyon yapmak istersiniz. İleride baktığınızda mutlu olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.